Kardeşler, organik bir iş yapacaksak her işimizin organik olması gerekiyor. Aşama aşama bunları sizi detaylandıracağım. İlk aşamamız bitkilerimizi beslemek üzerine olsun. Yani gübreleme periyotlarından bahsedelim. Organik tarımın vazgeçilmezlerinden bir tanesi hayvan gübresi. Dört ayaklıların gübresi, koyun gübresi olabilir, inek gübresi olabilir. Bu hayvanların gübrelerini toprağa verdiğimiz zaman içerisindeki mikrobiyal hareketlilik de zengin olduğu için ve bitki besin elementlerince zengin olduğu için bitkinin hızlı gelişmesini teşvik edecek, toprak yapısını düzenleyecektir. Bu yüzden besleme aşamalarında biz genellikle hayvan gübrelerinin kullanılmasını teşvik ediyoruz doğal tarımda. Bunun yanı sıra toprağın da su tutma kapasitesini arttıran, toprak yapısının kabarcıklanmasını sağlayıp içerideki hava sirkülasyonunu arttıran ve verim kalitenizi de arttıracak bir malzeme daha var. Bu da deniz yosunu. Bildiğiniz deniz yosunu. Denizlerin içindeki bulunan yosunlar. Bu yosunları ham şekilde alıp toprağınıza atsanız bile yüksek oranda fayda göreceksiniz. Ki bunu piyasada zaten belki duymuşsunuzdur. Sıvı olarak zaten satılıyor. Sıvı versiyonlarını da toprağa attığınız zaman topraktaki bu yapıları düzenlediği, gelişimi arttırdığı için size verim açısından yüksek oranda dönüş sağlatacaktır. Bitki besleme kısmı bu şekilde arkadaşlar. Bir de bunun hastalık ve zararlı boyutu var. Bitkilerde özellikle hastalıklar fungal kaynaklı olduğu için siz bunu yapraklarda ya da bitkide şu şekilde görüyorsunuz. Yaprakların üstünde kahverengi, ezişme, büzüşme, meyvelerin üstünde nokta nokta benekler tarzında görüyorsunuz. Bunlarla da doğal yolla mücadele edebilirsiniz. Siz genelde kimyasal yolları tercih ediyorsunuz. Hani bunun sonu gelmez, belki bütün bitkilerim bununla kaplanır, çok fazla hasar alırım diye. İki tane element söyleyeceğim. Bu iki elementi doğal tarımda ve organik tarımda yüksek oranda kullandırtıyoruz ve kullanmasında hiçbir sakınca yok. Bunlar bakır sülfat ve kükürt. Bu malzemeleri bitkilerinize attığınız zaman fungal hastalıkların dış seferlerine tahrip verdiği için bu fungal hastalıkların bitkiden uzaklaşmasını sağlıyor. Bitkileri hem hastalıklara karşı koruyor hem de üstünde eğer bir hastalık varsa bu hastalığın da oradan uzaklaşmasını sağlıyoruz. Bunu bütün yetiştirdiğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Ağaçlarınızda, sebzelerinizde, gül varsa gülünüzde, çim varsa çiminizde. Gerçekten çok etkili bir malzemedir. Bitkinin organikliğini, yaptığınız işin organikliğini bozmayacaktır. Yine doğal şekilde yaptığınız işe devam etmiş olacaksınız. Hakeza kükürt hem bu şekilde fungal hastalıklara karşı koruyuculuk sağlıyor hem de akarisit ve böceklere karşı bir kovucu görevi görüyor. Değerli arkadaşlar, burada anlattığım ve daha önceki videolarımda anlattığım bu tarımsal bilgileri kendi kaleme aldığım bir kitapta anlattım. Bu kitap fiziksel bir kitap değil. Nasıl yani? Dijital bir kitap. Dijital ortamda telefonunuza indirerek bunu okumaya başlıyorsunuz. Bu kitabın içerisinde özellikle tarımsal anlamda çaplı bilgiler vermeye, sizi bu anlamda doyurabilmeye çalıştım. Aşağı yukarı 108 sayfalık bir kitap bu. Aldığınız, okuduğunuz takdirde fazlaca faydasını göreceğiniz bir kitap. Hemen şurada linkini göreceksiniz. Buraya tıklayıp da satın alıp direkt telefonunuza indirip okumaya başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir de bitkilerimizin üstünde böcekler var. Böceklerle de mücadele etmemiz gerekiyor organik yollarla. Birçok yöntem var. Bu yöntemlerin en kaliteli ve en etkililerinden size bazı tarifler ve yöntemler anlatmaya çalışacağım. Özellikle bahçenizdeki meyve ağaçlarınıza ve evinizin etrafına çok fazla sinek dadanıyorsa bir şişenin içerisine elma sirkesi koyarsınız. Bunun ağzını delebilirsiniz ya da ağzını açık bırakırsınız. Sinekleri kendine çekecektir bu koku sayesinde. Bu kokuyu alan sinekler bunun içerisine girip orada hapsolacaktır. Bir yöntem daha da özellikle mavi leğenler. Mavi leğen diyorum bak, rengi önemli. Mavi leğenlerin içerisine şekerli bir su koyarsınız. Bu koyduğunuz şekerli suyu özellikle bakla zınlı dediğimiz zararlar ve diğer zararlar dahil olmak üzere bu leğenin içerisine gelir ve oradaki suyun üstüne temas ederek oradan bir daha çıkamaz, hareket edemez. Siz de bu tuzak sayesinde bir sürü böcek toplamış olur ve ağaçların ve bitkilerin üstündeki böcekleri bu tuzağın içerisinde yakalamış olursunuz. Daha az zarar görmüş olursunuz. Meyve bahçelerinizde sineklerle gene mücadele etmek için bahçenize sarı yapışkan tuzaklar asabilirsiniz. Bu da yine böcekleri ve sinekleri kendine çekeceği için böcekler üzerine yapışacak ve orada kalacaktır. Mücadele ettiğiniz böceklerden bir tanesi de dana burnu. Dana burnunun çözümünü bulamıyorsunuz. Kimyasal yollara çokça başvuruyorsunuz ama yine de çözüm olmuyor dana burnu için. Zehirli yem atıyorsunuz tarlanıza ama yine de hayvan kesmeye devam ediyor bitkilerinizi. Bunun için en kaliteli yollardan bir tanesi bahçede tavuk beslemek. Tavuğu bahçeye saldığınız zaman dana burnuyla çok rahat şekilde beslenebilen bir hayvanlar. Dana burnunun popülasyonunu yüksek oranda azaltıyor tavuklar. Dana burnu için etkili mücadelelerden bir tanesi de şu. Tarlanızın ya da bahçenizin bir kısmına şöyle birebir 1 metreye 1 metre çapında bir çukur açıyorsunuz. Aşağı yukarı 40 santimlik bir çukur. Bu çukurun içerisine yanmamış saf hayvan gübresini dolduruyorsunuz. Üstünü kapatıyorsunuz. Bu gübreyi kokusunu aldığı zaman yumurtalarını oraya bırakıyor. Yaza girmeden hemen önce orayı
ilaçladığınız zaman bu larvaların ve yumurtaların hepsini öldürmüş ve yok etmiş oluyorsunuz. Sezon içerisinde dana burnunun çoğalmasını engellediğiniz için artık orada dana burnu hasarı ve zararı görmemiş oluyorsunuz. Onun dışında arkadaşlar, geçen hafta videomu izlediyseniz bilirsiniz, şöyle bir uygulamaya başladık. Bu hafta izlediğiniz bu videonun altına gelecek yorumları gelecek hafta ki çektiğim videomda ben isminizi okuyarak yanıtlamış olacağım. Geçen hafta çektiğim videoya gelen soruları şimdi size cevaplamaya çalışacağım. Ayça Gulyeva diye bir ablamız bir soru sormuş. Demiş ki, hobi amaçlı saksıda çiçek besleyenler için kuru mayayı su ile karıştırın. Verilmesi tavsiye ediliyor. Mikorize uygulamalarını gördüm. Kuru maya da mikorize ile aynı işe mi yarıyor? Kuru mayayı tavsiye eder misiniz? Demiş. Kuru maya dediğimiz malzeme bitkisel kökenli bir bakteridir. Bunu toprağınıza attığınız zaman toprağın içerisindeki bakteriyel hareketliliği arttırdığı için, kökle ve toprakla olan ilişkisini sağladığı için, bu malzemeleri toprakta kullandığınız zaman bitkinin gelişim esnasında kök tutma kapasitesini de arttırdığı için bu bitkinizin gelişimini teşvik edecektir. Bir diğer sorumuz da Mutlu Kara abimizden gelmiş. Yapraktan uygulanan gübre ne sıklıkla yapılabilir ve topraktan vermekle yapraktan vermek verim açısından hangisi daha faydalı olur? Bitki özellikle topraktan makro ve büyük besin elementlerini bünyesine hızlı şekilde alabilirken, mikro besin elementlerini rahat şekilde alabilir yapraktan ve yapraktan özellikle amino asit uygulamaları yaparız. Çünkü bitkinin stomalarından bu malzemeleri soktuğumuz zaman bitki stres halinde ise bitkinin stresini kırıp bitkinin gelişimini devam etmesini teşvik ederiz ve bu sayede bitki hem topraktan hem yapraktan beslenmiş olur. Bitkinin de gelişimini tamamlamasına katkı sağlamış oluruz. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere. Şimdilik kalın sağlıcakla.